İlk seansa kaldığımız yerden devam edelim. Ahlatçı Yatırım Hazine Müdürü Barış Ürkün'e gidiyoruz. Barış Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk yayına. Teşekkürler. FED tutanaklarını karşıladık. Başka bir yerden başlamak olmaz. Tabii çok önemli gündem maddelerinden bir tanesi. Enflasyonda keskin bir düşüş yaşanana dek faiz artırımlarına devam vurgusu ön plana çıktı. Ne dersiniz, siz nasıl yorumladınız? Evet, yani 26-27 Temmuz tarihli toplantıda tutanaklarını gördük. Yani burada tabii o tarihe kadar gelen enflasyonist duruma bakarsak Amerika'da 40 yılın yüksek enflasyon seviyesine ulaşılmıştı. O yüzden de FED tarafında da bakarsak zaten yetkililerin faiz arttırımları ile ilgili yorumları da daha şahin olmaya doğru yönelmişti ve bunda toplantıda net bir şekilde konuşulduğunu görüyoruz aslında. Yani burada özellikle işte dediğiniz gibi enflasyonist baskıların azaldığını işte görene kadar bununla ilgili hem çok az şu anda kanıt var ifadesini kullanmışlar. O yüzden de faiz artırımına devam etmeli yorumunda bulunmuşlar. Tabii bu toplantı daha sonrasında gelen enflasyon verisinden önce olduğu için enflasyon, Amerika'daki enflasyon verisi önümüzdeki günler için daha belirleyici bir süreç olacak bence. Zaten yine toplantı tutanaklarına baktığımızda orada da ifade edilmiş yeni gelecek olan faiz politikası kararları veriye bağlı olacaktır. Ki bu veri de özellikle tabii enflasyon, enflasyonun göstergesi olan diğer veriler. Baktığımızda enflasyonun son verisinde hem TÜFE'de hem de üretici fiyatlarında yani bir miktar o zirve seviyesinden dönüşün olabileceğine dair işaret olarak geldi. Bu da bir yavaşlama sinyalini alındığını gördük. O açıdan da bundan sonraki süreç içerisinde toplantı tutanaklarında evet böyle bir açıklama gelmiş olsa da daha sonrasında FED yetkililerin açıklamaları birlikte şekillenecek. İşte bu 20-21 Eylül tarihlerindeki toplantıdan çıkacak kararda FED'in faiz arttırımının devam etmesiyle birlikte biraz daha belki yavaşlama yani 75'ten 50 bas puana düşme gibi bir eğilimin olabileceği bir görünüm ortaya çıkmış gibi gözüküyor. Tutanaklardan anlaşılan şu ki, yani şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Enflasyonda her ne kadar bir miktar geri çekilme gözlense de yüksek seviyede devam ediyor ve bunu dizginlemek adına, buradaki baskıyı azaltmak adına en azından yılın sonuna kadar olan süreç içerisinde faiz arttırım politikası sürdürülecek ve enflasyondaki daha belirgin bir aşağı yönlü hareket burada veriler eşliğinde takip edilecek diye düşünüyorum. Piyasa fiyatlamasına da bakarsak da zaten son enflasyon verisinden sonra özellikle tutanaklardaki ifadelerden bağımsız olarak söylemek gerekirse biraz da sanki 50 bas puanlık fiyatlama artmış gibi gözüküyor. FED fon vadelerinde %60'ın üzerinde bir fiyatlama var. O açıdan faiz artımından devam edeceğiz süreçle birlikte biraz daha sanki 75'ten 50'ye inecek bir görüntü şu anda var gibi herhalde yorumlayabiliriz diye düşünüyorum. Peki Barış Bey, şunu da sormak istiyorum. Yine de negatif bölgede faiz şu anda. İşte %8.6'larda bir enflasyon, bununla birlikte bu seviyelerde olmayan bir faiz oranı var. Böyle kaldığı sürece enflasyonla mücadelede yine de etkin olduğunu söyleyebilir miyiz? Şimdi tabii etkin olduğunu söylemek için demin de bahsettiğim gibi biraz da veriye ihtiyaç var. Mesela son istihdam verilerine baktığımızda, işte işsizlik oranları verisine baktığımızda, ücretlere baktığımızda, orada aslında enflasyonun yukarı yönlü hareket edebileceğine ilişkin talep kaynaklı olarak bakıldığında özellikle bir belirti var orada. Yani bu enflasyonun özellikle talep tarafından belki devam edeceğine ilişkin, özellikle hizmet fiyatları üzerinden devam edeceğine ilişkin görüntü ortaya koyuyor. Bir taraftan tabii enerji tarafı var. Enerji maliyetleri işte hepimizin gördüğü üzere yılbaşından itibaren özellikle işte o çıkan savaş neticesinde yükselmeye doğru gidince işte oraya Rusya'ya yaptırımlar arka arka gelmesinden sonra özellikle geçen süreçte oluşan bu durum karşısında yani biraz enflasyonist baskıların işte bu neden oluştuğunu burada anlamış gözüküyoruz. Şimdi burada özellikle faiz politikası ile birlikte bu taraftaki etkenlerin de ne olduğuna bakmak lazım. Yani aslında talep kaynaklı faizlerin artırımı ile birlikte enflasyonist mücadele anlamında diğer taraftan maliyetleri etkileyen unsurlarda ne gibi değişimler olacak? Yani biraz da aslında buna bakmak gerektiğini düşünüyorum. Dünyanın geneli için bunu söylemek lazım. Yani başta enerji az önce bahsettiğim gibi önemli bir faktör olacak. Yani şu andaki görüntüde baktığımızda bir miktar da olsa o enerji fiyatları üzerindeki baskı azalmış gözüküyor olsa da bunun önümüzdeki günler içerisinde tekrardan yükselip yükselmeyeceğine bakmak lazım. Diğer taraftan emtia ürünlerinde özellikle gıda tarafındaki o fiyat yükselişlerinin ne derecede aşağı yönlü gelme ihtimali olacak buna da bakmak lazım. O açıdan faiz artırımlarıyla birlikte gelen bu süreç içerisinde diğer etkenlerin de buna dahil olması lazım ki
buradaki enflasyonist baskıların azaldığını görebilirim diye düşünüyorum. Tabii ki faiz artırımları özellikle şirketlerin finansal aktivitelerini yavaşlatacağı için bu taraftan bir yavaşlamaya maalesef enflasyonda bir düzenleme aşağı yönlü hareket gösterebilir. Ama dediğim gibi diğer etkenlerin de burada faktör olarak izlenmesi gereken bir süreç bence. O yüzden önümüzdeki süreçte jeopolitik riskleri de dahil edeceğimiz bir süreç bence. Sadece Rusya, Ukrayna değil, işte Çin, Tayvan meselesi, bunlarla ilgili gelişmeler ne olacak? Bu tarafın etkilenmesiyle yine emtia tarafındaki fiyatlamalarda ne yönde hareketler olacak? Bunlara bakmak lazım. O yüzden çok yönlü bir süreç var diye düşünüyorum enflasyonist gidişat anlamında. Evet, Amerika cephesinde bu çok yönlü gidişata karşı da aslında her türlü önlemin, tedbirin hem maliye politikası bazında hem para politikası bazında alındığını ve alınmaya da devam edeceğinin taahhütlerini alıyoruz. Peki biraz da o zaman Avrupa bölgesini konuşalım. Çünkü burada bu kadar net sinyaller göremiyoruz. Bununla birlikte bugün Euro bölgesinden TÜFE verisini karşılayacağız. Dün İngiltere'den aldığımız veriler de 40 yılın zirvesiydi. Çift tane psikolojik bir eşik olduğu için vurguluyorum. Çift taneye kadar da erişti. Büyüme de orada zaten teknik olarak resesyona doğru işaret ediyor. Avrupa bölgesi için popüler tabiriyle kış soğuk geçecek, sert geçecek demek mi doğru olacak? Yoksa sizce son köprüden önce son çıkıştan kendini atabilecek mi Avrupa Merkez Bankası? Hakikaten yani dediğinize tamamen katılıyorum. Hani Avrupa'yı soğuk bir kış bekliyor gibi. Yani şu andaki görünümden bakarak yorumu bu şekilde yapabiliriz gibi duruyor. İşte bu Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından sonra çok hızlı bir şekilde aksiyon alındı. Amerika'nın işte yaptırımları, bunu Avrupa bölgesinin birçok ülkesinin de devreye girmesi. Açıkçası bu hızlı adımların eşliğinde tabii ki Rusya da geri adım atmadı. O da tabii karşı hamlelerde bulundu. Eli kuvvetli enerji anlamında Avrupa bölgesinde eli kuvvetli değil. Çünkü Avrupa bölgesi ekonomik büyümesini genel tabirle ucuz enerjiyi sağlayarak yaratabiliyordu. Zaten birçok ülkede Avrupa bölgesinde ekonomik sıkıntılar zaten devam eden bir süreçteydi ve üstüne bu da gelince özellikle enerji maliyetlerindeki artışın yarattığı, o ciddi fiyat yükselişinin yarattığı, özellikle mesela doğal gaz fiyatları olarak bakarsak yaklaşık 5-6 katına çıkan fiyatlar var. Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesindeki ekonomik büyümeyi yavaşlatabilecek önemli bir unsur. Aynı zamanda enflasyondaki yükseliş olarak da meydana gelebilecek bir gelişme bu. Şimdi tabii Rusya-Ukrayna meselesi gündemde hala, bu savaş hala devam ediyor. Yaptırımlar devam ediyor. Bu noktada bir anlaşma ne zaman olur? Onunla ilgili belirsizlik de şu anda mevcut durumda ve hatta bu anlaşma olsa bile yaptırımların hemen kalkacağına dair bir belirti de ortada olmadığı için Avrupa ekonomisi bu aşamada ya işte sonbahar yaklaşırken, daha sonra kış gelirken şu anda enerji anlamında hangi alternatifleri kullanabiliriz onu biraz daha göz önünde bulundurmaya başladı. İşte kömür, termik santraller, nükleer santral konusunda gelişmeler hep takip edilmeye başlandı. İşte buna geçiş yapmak da pek kolay olmayacaktır. Doğalgaz tarafına tabii yönelik büyüme şu anda olduğu için bence. O yüzden Avrupa ekonomisi biraz daha zorlanacak gibi. O yüzden Amerikan ekonomisine göre bu noktada bir farkı var. Zayıf bir ekonomi olmasına da katkıda bulunmak lazım bu noktada. Etki ettiğini söylemek lazım. O açıdan da ben Avrupa ekonomisinin bu kışın biraz daha zorlu geçeceğini düşünen taraftayım ben de. Bu da özellikle faiz politikası üzerinde Avrupa Merkez Bankası'nı zorlayacak bir süreç. Enflasyon yükselirken özellikle maliyetler yani işte enerji maliyetleri başta olmak üzere buradan enflasyon yükselirken faiz artırımında daha hızlı bir hareket etme imkanı alanı olamayacak. Çünkü bu tarafta büyümeyi daha fazla olumsuz anlamda etkileyecek bir sonuç olarak ortaya çıkabilir. O açıdan Avrupa Merkez Bankası'nın işinin daha zor olduğu bir süreç bence önümüzdeki günlerde gözükecek gibi duruyor diye düşünüyorum. Peki biraz da Çin'e ilişkin sorular sormak istiyorum. Ardından yurt içini de konuşacağız sizinle ama Çin'de de önemli bir haber akışı var. Çünkü oradaki temel dinamiklerin de aslında ufak ufak yerinden oynamaya başladığını görüyoruz. Çin dünyanın üretim tesisi, üretim merkezi desek yanlış olmaz. Ama bununla birlikte hala sıfır vaka politikasını sürdürüyor. Bunu sürdürmesinin petrol piyasaları üzerinde dahi etkisini görüyoruz. Dünyanın en büyük petrol ithalatçılarından olduğu için. Nomura ve Goldman'ın da gayri safi yurt içi hasıla tahminlerini Çin için düşürdüğünü yine takip ettik. Tüm bunlar yetmezmiş gibi işte büyüme endişeleri, sıfır Covid politikası üzerine bir de Amerika ile Tayvan yaklaşmasıyla bir jeopolitik tansiyon eklendi. Yani Çin için aslında yeni bir süreç mi başlıyor? Ekonomik sıkıntıları sanki gitgide daha da derinleşiyor gibi.
Şimdi tamamen yorumunuza katılıyorum. Yani bunlar aslında söylenebilecek şeyler. Çin ekonomisinin önümüzdeki günlerde yaşayacağı sıkıntılar anlamında baktığımızda. Çünkü yeni gelen haber akışlarına baktığımızda bu ekonomik sıkıntılar karşısında özellikle mesela işte bütçe açığını kapatmak, altyapı yatırımlarını da biraz daha fonlamak adına gelen son haberlere bakarsak 229 milyar dolar bir tahvil ihracı planlandığına haberler geldi bu sabah baktığımızda. Yani burada en büyük etken bence Çin ekonomisini etkileyen en önemli unsur talebin düşüyor olması. Son gelen verilerde mesela hafta başında gelen verilerde bunu gördük. Mesela harcamalar azalmaya başlamış. İşte fabrikalarda yaşanan işte enerji sıkıntıları nedeniyle üretime ara veriliyor. Bunlar tabii ki dünya ekonomisini de olumsuz anlamda etkileyen gelişmeler. Yani Çin bu noktada birçok aramada hammaddeyi de ithal ettiği için, bunu ihraç ettiği için ürettiği ürünleri hem ihracat kanalı üzerinden hem de ithalat kanalı üzerinden dünya ekonomisini olumsuz etkileyen bir görüntüye büründürüyor durumu. Ve önemli faktör işte bu Covid-19 vakalarına karşılık uyguladığı sıfır vaka politikası. Son günlerde yeniden işte vakalarda bir artış olduğu haberleri geliyor. Son 3 ayın zirvesine çıkmış bir durumda. Bu da tabii yeniden o çok sıkı önlemlerin alınacağına dair beklentileri de arttırmış noktada. Yeniden bu sıfır vaka politikasıyla bu karantinalar yeniden gündeme gelirse tüketimde yine bir zayıflama, üretimde yine bir zayıflama, enerji sıkıntılarının devamı bu dünya ekonomisini yeniden etkileyecek bir durum oluşturabilir. Bu açıdan bir bakmak lazım. Diğer taraftan da dediğiniz gibi Çin-Tayvan meselesi ya da Amerika-Tayvan-Çin meselesi şimdilik oradaki tansiyon düşmüş olsa da işte Çin'in Tayvan üzerinde tatbikatlar uygulaması, oradan onun bitse bile aslında önümüzdeki günlerde devam edeceğine ilişkin sinyallerin olma ihtimalinin olması. Bunlar da özellikle ve bir savaş ihtimali gündeme gelirse zaten en büyük etken olacaktır. Dediğiniz gibi Çin dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olduğu için şu anda topyekün diğer ülkelerde hem işte dediğim gibi üretim anlamında, hem ihracat anlamında, ithalat anlamında hepsi bir arada etkileme potansiyeline sahip olduğu gibi tedarik sıkıntılarının yaşanması konusunda da yine olumsuzluğa teşvik edebilir, sevk edebilir. Tüm bunların eşliğinde Çin ekonomisinde bir önümüzdeki dönem içerisinde ben de büyüme anlamında zayıflamanın olabileceğini düşünüyorum. En büyük faktör burada Covid-19 karşısındaki uyguladığı politika olacaktır diye de düşünmek herhalde gerekebilir. Covid-19 vakaların artışıyla birlikte değerlendirmek gerekirse. Evet, peki enerji deyince hani dünyanın bütün ekonomilerinin enflasyon bileşenlerinden en temeli İran'ı da sormak istiyorum size. İran enerji piyasasına aktif bir aktör olarak girmesine çok az bir vakit kalmış gibi görünüyor. Anlaşmalar ve diplomatik temaslar devam ediyor. İran burada aktif bir oyuncu olarak sisteme girdiğinde Çin de eğer tam olarak açılırsa, çünkü Çin açıldığında talep patlamasının daha yoğun olacağı düşünülüyor. O zaman petrol için ne söyleyebilir bu tablo bize? Evet, yani son gelen haber akışına bakarsak yani burada yani İran'ın işte bu Avrupa Birliği'nin nükleer müzakerelerde nihai anlaşma taslağı sunduğu öneriye verdiği bir yanıt burada ön plana çıkmıştı. Yani burada Avrupa Birliği tarafından da bu sunulan işte nihai anlaşma metnine ABD'nin verdiği bir yanıt var. Orada gerçekçi ve esnek olması halinde bir anlaşmaya varılacağını belirtti. Yani burada aslında İran'ın da nükleer müzakere heyetinin işte danışmanının yaptığı açıklama vardı. O da nükleer anlaşmaya her zamankinden daha yakın zemindeki açıklaması da bu noktada ön plana çıktı. Yani aslında bu nükleer anlaşmalarda ilerleme kaydediliyor olmasının ileriki zamanlar içerisinde petrol olan bağımlılığı azaltma ihtimali belki gündeme gelebilir. Ki zaten bunun da etkenini gördük bu hafta içerisinde. Fiyatlarda, petrol fiyatlarında aşağı yönlü bir eğilim meydana geldi. Bence biraz herhalde bunu izlemek lazım. Yani nükleer anlaşmada eğer bir sonuç ortaya çıkarsa, yani taraflar arasında bir anlaşma ortaya çıkarsa, burada İran'ın daha fazla enerji anlamında devreye girmesi durumu ortaya çıkabilir. Bunun ben petrol fiyatlarında demin de bahsettiğim gibi aşağı yönlü hareket oluşturabileceğini biraz düşünüyorum. Ama tabii dediğiniz gibi yani Çin etkeni burada önemli olacaktır. Çin ekonomisinin bence yine bu vakalarla ilgili gidişatta atacağı adım, yani tutunacağı tavır burada, takınacağı tavır burada bence önemli olacaktır diye herhalde söylemek gerekiyor. Ama dediğim gibi nükleer anlaşma herhalde önümüzdeki günler için en önemli faktör olacak petrol fiyatlarının gidişatı açısından diye söyleyebilirim.
Evet Barış Bey, peki Türkiye'ye de bir bakalım. Türkiye'de enflasyon ne zaman zirve yapacak? Bunu da konuşalım. Şu notu da düşmek istiyorum. Şimdi dünyanın geri kalanına baktığımızda enflasyonla mücadelede en etkin araç olarak para politikası ve faiz aracını kullandığını görüyoruz. Yalnızca burada Türkiye ve Çin ayrışıyor. Ama Türkiye ile Çin de aynı paralelde ayrışmıyor. Onlar da farklı iki yönde ayrışıyor. Yani aslında Çin'in uyguladığı politika izinden de gidilmiyor yani burada bir şekilde. Dolayısıyla şimdi dünyanın geri kalan bölgelerindeki temel dinamikleri, enflasyon dinamiklerini konuştuk. Tüm bunlar elbette Türkiye için de farklı oranlarda geçerli. Biz yurt içinde ne zaman zirveyi göreceğiz? Şimdi bunu cevaplamak bence biraz zor. Yani neden zor? Yani çünkü son gelen enflasyon verisinden yola çıkarak yani bakacak olursak mesela üretici fiyatlarında %144, %145'e yakın bir yükseliş var. Bir önceki ay %138'di. Tüketici fiyatlarına baktığımızda %80'e geldik yıllık bazda. Yani ne kadar aylık olarak bakarsak işte yıllık bazda biraz yavaşlama görüntüsü verse de üretici fiyatları ve tüketici fiyatları arasındaki o makasın açılmaya devam ettiğini görüyoruz. Bence buradan öncelikle bir yorum yapmak lazım. Yani zirveyi görüp görmememiz açısından yapacağımız yorumda. Çünkü üretici maliyetleri artmaya devam ediyor. Ve bizde evet talep tarafından kaynaklanan bir enflasyon olduğu gibi bizde enflasyonun ana kaynağı aslında maliyetlerdeki artışın yarattığı enflasyon. O yüzden önümüzdeki aylar içerisinde işte o açılan o üfe tüfe makasıyla birlikte oluşan gerilimde o açılmayla birlikte bunun tüfeğe yansıması ne olacak önümüzdeki günlerde, aylarda? Buna bakıyor olmak lazım. O açıdan da buradan çıkan yorum itibariyle yani söyleyecek burada sözümüz enflasyonda şimdilik yani zirvenin görülemeyebileceği şeklinde belki yorumlanabilir. Ama tabii ki işte şu anda baktığımızda hani para politikası anlamında bir faizi aşağı çekmek, enflasyonu aşağı çekmek adına faizi herhangi bir adım atmayacağız. Bu net bir şekilde gözleniyor. O yüzden çeşitli bazı yöntemlerle bir miktar fiyat ayarlamaları yapma yoluna gidiyoruz. İşte dolarizasyonu biraz da azaltmak adına adımlar attık. Bunun etkilerini merak ediyoruz. İşte kur korumalı mevduat ürünü gibi, diğer çeşitli ürünler gibi, işte fiyat ayarlamaları gibi marketlerde oluşturulan gibi gelişmeler kısa vadede etkileyecek mi buna bakmak lazım olmakla birlikte az önce bahsettiğim etkinin biraz da enflasyonist baskıyı yukarıda tutması bence muhtemel gibi duruyor diye düşünüyorum. Ama tabii bir taraftan da şuna da bakmak lazım. Dünya genelinde işte Rusya-Ukrayna arasında o yaşanan savaşta o tahıl sevkiyatının başlamış olmasının önemli olduğunu düşünüyorum bir taraftan. Önümüzdeki zaman zarfında bu ihracatın, daha doğrusu bu sevkiyatın devamı gelirse en azından gıda fiyatlarına bir miktar baskının azaldığı bir süreci belki görebiliriz. Bunun dünya genelindeki enflasyon yansımalarına bakmak lazım ve içeride bize dönük olarak ne olacak ona da bakıyor olmak lazım. Bu birinci bir etken olarak göz önünde bulunacağımız bir nokta. Diğer taraftan kurun hareketi. Bir süredir 18 seviyesinin altında kalmaya doğru giden bir hareket var. Buradan hareketle son zamanlarda işte biraz da borsa üzerinden bunu görüyoruz. Tahvil hareketleri üzerinden görüyoruz. Biraz yurt dışından da olsa biraz para girişinin olduğu bir ortam oluşmaya da başladı. Bunun sıcak para ile birlikte doğrudan yatırımlarla birlikte geliyor olması da bence önemli olacaktır. Eğer bunu da görebilirsek en azından dolar üzerindeki baskının azalmaya başlamasıyla maliyetler tarafında biraz daha belki rahatlama gündeme gelirse eğer bunun gelişmelerle birlikte bakarsak belki enflasyonda o zaman biraz daha aşağı yönlü hareketin meydana geldiğini görebiliriz. Ama bu bahsettiğim süreci biraz daha orta uzun vadede göreceğiz. Yani sanki bu yılın sonu değil, yılın sonundan sonra 2023 itibariyle belki görme ihtimali olabilir. Fakat orada da şöyle bir handikapımız olabilir. Seçim atmosferine giriyoruz ve ülkemiz enflasyonla mücadele anlamında şu görüntüyü vermesiyle birlikte aynı zamanda büyüme odaklı bir potansiyel olan hareketler de meydana getirecektir bence. O açıdan da biraz enflasyonu süreçte zirveyi tam olarak görmediğimiz ama bahsettiğim gelişmeyi takip etmemiz gereken bir süreçle birlikte oluşacak 2023 yılını biraz beklemek gerektiğini düşünüyorum ben. Evet şimdi dün risk iştahı küresel bazda düşüktü. Amerika'ya baktığımızda, Avrupa'ya baktığımızda bu sabah Asya borsaları da kırmızıya boyanmış durumda. Ama biz dün de Borsa İstanbul'da
pozitif bir seyir gördük. Bugün açılışta yatağa yakın negatif %0.02 bir negatif seyir var. Gün içindeki hareketleri elbette takip edeceğiz ama dün özellikle bankacılık sektörü için tarihi bir gün olarak adlandırılıyor. %7.8'e ulaştı bankacılık sektörü özelindeki kazanımlar. Piyasa bu kazanımların altında ne yattığını düşünüyor? Bugün de farklı yansımalarını, tezahürlerini görebilir miyiz Barış Bey? Neydi buradaki yükselişin temel sebebi? Dün bankacılık endeksinde çok ciddi bir yukarı hareket gördük. %8'e yakın, %7.84. Mesela bugün de devam ediyor. %1'e yakın, %0.87, 83 şu anda değişiyor. Bir yükseliş eğilimi var. Açıkçası yani dünkü %8'e varan yükselişi bu kadar sert olmasının, yükselen hareketin olmasının nedenini tam anlamıyla bilmiyorum. Ama bankacılık endeksinin üzerinde bir potansiyel olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Yani bu yukarı hareketin devamı anlamında eğer yorum yapacak olursak var. Yani yukarı hareket gitme ihtimali bence daha var gibi gözüküyor. Çünkü ikinci çeyreklere bakarsak bilançolar yani banka finansal sonuçları çok iyi geldi. Ve gelen her bu finansal sonuca göre baktığımızda bankaların değerlemeleri mesela piyasa değeri, defter değer oranının, fiyat kazanç oranlarının yurt dışı bankalarla ya da bankacılık endeksi olarak bakarsak eğer mesela gelişmekte olan ülkeler MSCI endeksiyle birlikte baktığımızda oldukça yüksek bir potansiyel hala vaat ettiğini görüyoruz. Mesela piyasa değeri, defter değeri anlamında hatta belki de fiyat kazanç oranında ileri dönük olarak bakıldığında %70-%75'e varan hala bir prim potansiyeli olduğunu görüyoruz. Yani bankalara özet söylemek gerekirse ucuz. Bu ucuzluk zaten daha önce de yapmış olduğumuz yorumlarda bunu dile getiriyorduk. Ve bu sonuçlarla birlikte daha fazla bu teyit edilmiş oldu. Bence burada bir etken bu diye düşünüyorum. Aynı zamanda bir para girişi de var. Bankaların özellikle açık pozisyonlarını kapatarak pozisyonlanması gibi bir durum da aslında yorumlar içerisinde yapıldı dün itibariyle baktığımızda. Biraz bunun etkisi olduğunu, yurt dışında özellikle risk iştahının çok olumsuz seyretmemesinin yarattığı etkenin de bize olumlu olarak katkı sağladığını söylemek lazım. Ama genel hikaye bankacılık endeksinin şu anda rekor seviyeleri test etmesine rağmen hem gelen finansal sonuçlar hem küresel risk iştahı anlamında bakarsak hem de gelen para giriş anlamında bakarsak potansiyeli koruduğunu gösteriyor bize. O yüzden ben bankacılık endeksinde yukarı yönlü hareket alanının hala olduğunu bu şekilde düşünüyorum. Tabii çok beklemediğimiz bir gelişme olmadığı takdirde. Peki bugün resmi gazetede ihracatçı şirketlere yönelik yayımlanan kararın destekleyici bir etkisi olur mu? Tabii burada az önce kıymetli hocamıza da sorduk doçent doktor Hüseyin Selimler'e. Burada hem kısıtlayıcı önlemlerin olduğunu yer yerde destekleyici önlemlerin olduğunu bu yüzden hepsinin bir arada değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Ama siz ne dersiniz ihracatçı şirketlere verilecek desteklerle alakalı olarak bir borsa tarafında pozitif etkisi olur mu? Şimdi ihracat şirketleri verecek destekler çok yakından takip edemedim aslında o haber akışını ama bu sabah ama şöyle hızlıca baktığımda yani aslında şöyle söylemek lazım. Dünyada ekonomik yavaşlamanın belirgin hale geldiği, o endişelerin biraz daha ortaya çıktığı bir ortamda yani ihracatta sürdürülebilir bir artışın sağlanması için bu teşviklerin verilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü yeni pazarlara da açılmak gerekebilir önümüzdeki aylar içerisinde, dönem içerisinde. İşte Avrupa pazarından bahsediyoruz. Ekonomik yavaşlama sinyallerinin az önce konuşmuş olduğumuz gibi ortaya çıktığı bu ortam içerisinde en büyük pazarımız Avrupa olduğu için bunun yeni desteklerle birlikte belki de yeni pazar arayışları gündeme gelebilir. Yani bu anlamda ben bu desteklerin önemli olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi tam anlamıyla detayları yakalayamadığım için, bilmediğim için yani bunun dezavantajları konusunda çok önemli bir yorum yapamayacağım. Peki o zaman şunu sorayım size son olarak. Avrupa pazarında gelen PMI verilerinin gitgide daha kötüye işaret ediyor olması, hepsinin eşik 50 seviyesinin altında daralma bölgesinde olması, bu bölgede operasyonlarını yürüten borsadaki şirketlerimiz için önümüzdeki süreçte ne söyler? Evet. Bu benim yani düşüncelerim arasında açıkçası. Çünkü üçüncü çeyrek özellikle ihracat odaklı çalışan şirketler açısından bakıldığında özellikle Avrupa bölgesine ihracat yapan şirketler kapsamında baktığımızda bir miktar yavaşlamalar gösterebilir. Nitekim ikinci çeyrekte de bunu biraz gördük aslında. Bizde biraz işte kurun verdiği destek, fiyat yükselişinin verdiği destekler biraz o tarafta dengeyi sağladı. Fakat miktarsal bazda baktığımızda
aşağı yönlü hareketler olduğunu gördük bazı şirketlerde. O yüzden Avrupa bölgesinin ekonomisinin işte bu sonbaharla birlikte ya da kış aylarıyla birlikte eğer enerjiye ulaşması hala zor olacaksa burada tabii ki ekonomik yavaşlama, işte üretimde yavaşlama eğilimi meydana gelirse tabii ki oradan ithalat talebinin de işte bence azaldığını görme durumumuz olabilir. O açıdan hani bizim üçüncü çeyrek bilançolar içerisinde Avrupa ekonomisi üzerinden gidecek olursak eğer Rusya-Ukrayna meselesi sonlanıp da bu enerji tarafındaki sorun ortadan kalkmazsa bizim taraftaki ihracat yönlü şirketlerin de buradan olumsuz etkilenme ihtimali bence var gibi düşüncelerim arasında söyleyebilirim bunu. Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ülkün, çok teşekkür ediyorum kıymetli yorumlarınız ve programa katkılarınız için.